Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 2016 yılının ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. Ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada saat 10'da başlayan görüşme 13.30'a kadar devam etti. Liderler bugünkü görüşmelerin ardından 29 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek. Mustafa Akıncı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığında açıklama yaptı. Evet, bir bilindiği gibi müzakere sürecinde tüm başlıklar dönüşümlü bir şekilde ele alınıyor. Bu 11 Şubat 2014 tarihli mutabakat belgesinin bir gereğidir. Bundan önceki süreçlerde yönetim, güç paylaşımı, ekonomi ve Avrupa Birliği başlıkları ve son aylarda da özellikle son birkaç ayda mülkiyet başlığı üzerinde yoğun şekilde çalışıldı. Şimdi geriye kalan başlıklar olarak bilindiği gibi toprak, güvenlik ve garantiler konuları var. Güvenlik ve garantiler konusu tüm tarafların mutabakatıyla en son aşamada ve garantör ülkelerin de katılımıyla sonuçlandırılabilecek bir konudur. Toprakla ilgili olarak da yine taraflarca ortak bir anlayış olarak geliştirilen husus şudur. Harita, isim, yer ismi ve yüzdelik konuları gene sürecin en sonunda konuşulacaktır. Ancak bunların dışında elbette konuşulabilecek konular vardır. Ve bu konular da yeri ve zamanı geldikçe değerlendirilmektedir. Çünkü eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız bunun bir tek yolu vardır. Müzakere edeceksiniz, konuşacaksınız. Biz de bunu yapıyoruz. Ancak tekrar altını çizmek isterim. Harita ve onunla ilgili konular daha önce de söylediğim gibi son raddede bir yerlere kapanarak herhangi bir spekülasyona neden olmadan sonuçlandırılması gereken konulardır. Yapmakta olduğumuz bu çalışmalardan mutabık kaldığımız hususların yanında zorluklar da vardır. Bunu da açık yüreklilikle söylemek gerekir. Anlayış beraberliklerinin yanı sıra anlayış farklılıkları da var. Bu anlamda anlayış farklılıkları nasıl kapatılabilir, bu ayrılık noktaları üzerinde nasıl köprüler inşa edilebilir, bu müzakerelerin bir diğer amacı ve yararı da budur. Bu çerçevede yaptığımız bu görüşmede de bu durumların daha iyi anlaşılır hale gelmesi bakımından yararlı bir görüşme olduğunu söylemek isterim. İkinci değinmek istediğim konu Davos'la ilgili bugün yeni bir gelişme oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bize ikimizle birlikte bir görüşme yapma arzusunu iletti. Bugünkü müzakere sürerken bir yandan da bu davet geldi. Biz bilinen tutuğumuz çerçevesinde bu görüşmeye olumlu yanıtımızı verdik. Bugün son olarak değinmek istediğim bir diğer nokta, Kasım ayında oluşturulmasına karar verdiğimiz eğitim komitesinin üyelerini karşılıklı olarak saptadık. 11 Kıbrıslı Türk, 11 de Kıbrıslı Rum olacak ortak eğitim komitesinde. Bizim saptadığımız isimler şunlardır: Meltem Onurkan Samani, Ahmet Pehlivan, Fahriye Altınay, Sıtkıye Kuter, Şenel Hüsnü Raman, Mete Oğuz, Süleyman Gelener, Hakan Karahasan, Simge Zekican Kahvecioğlu, Esen Bahadır ve Şebnem Pekdoğan. Bu arkadaşlar ülkemizin akademik dünyasının, eğitim dünyasının, bilim dünyasının insanlarıdır. Bu ülkede iki toplum olarak
barış ve huzur içerisinde yaşayabilmemizin temel koşullarından bir tanesi, hoşgörünün, toleransın, empati yeteneğinin geliştirilmesidir. Biliyorsunuz bu komiteyi kuruluşunu hızlandıran faktörlerden bir tanesi, ki aslında geç kalınmış bir adımdır diye düşünüyorum. Eğitim komisyonu uzun yıllar önceden kurulmalıydı. Çünkü genç insanlar özellikle Güney Kıbrıs'ta eğitim süreçlerinde yanlış yönlendirmelere de tabi oluyorlar. Bu bilinen bir gerçekliktir ki Kasım ayının içerisinde bir takım fanatik genç insanlar biraz da yetiştirilme biçimlerinden de kaynaklanan sonuçlarla Kıbrıslı Türklere zarar vermişlerdi. Bazı insanlarımız bundan zarar görmüştü. Gerek bedenen gerekse araçları zarar görmüştü. Tabii ki olumlu bir gelişme olarak Sayın Anastasiadis'in bu konudaki duruşu bizim de memnun olmamızı sağlamıştı. Çünkü bu tür davranışları kınamıştı bizimle birlikte. Tabii bu hareketi yapanların neden bu noktaya geldikleri son derece önemli. Bu da eğitim sistemiyle yakından alakalı bir konudur. Bu tespiti de yaptıktan sonra eğitim komisyonunun kurulmasına karar vermiştik. Bu komisyon bugün artık ete kemiğe bürünmüş oluyor. Temenni ederim ki yapacakları çalışmalarla her iki toplumda da çok daha barışçı, çok daha toleranslı, çok daha hoşgörülü yeni kuşakların yetişmesine, eğitim sistemlerinin bu konudaki rolünü yeniden biçimleyen, bu konuda adımlar atılmasını sağlayacak çalışmalar yapsınlar, olumlu sonuçlar alsınlar ve bunları hayata geçirebilelim. Nikos Anastasiadis de bugünkü liderler görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar değinilmemiş konuları ele aldıklarını belirtti. Kıbrıs Rum Radyosu'nun haberine göre Anastasiadis açıklamasında görüşmede tüm konuları ve bugüne kadar değinilmemiş unsurları ele aldıklarını ifade etti. Kıbrıs Rum siyasi partilerinin bilgilendirilmedikleri yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Anastasiadis, dramatik bir gelişme olması durumunda Ulusal Konsey'i toplantıya çağıracağını belirtti.